30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. yılına özel Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir konser düzenlendi. Toplam 3000 davetlinin katıldığı programda 913 sanatçı türküler ve marşlar söyledi. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan duygusal anlar yaşadı. Türküler, marşlar söylendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyük Zafer'in 100. yılı özel programı kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri düzenlendi. Programa Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hayattaki akrabalarının da olduğu toplam 3000 davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğindeki program saygı duruşuyla başladı. Ardından İstiklal Marşı okundu. Programda Beştepe Milli Camisi İmamı Fatih Kaya tarafından şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışındaki askeri birliklerdeki komutanlarla canlı bağlantıyla görüştü. Kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, zat-ı halinizi ve yüce Türk milletini 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününü kutluyoruz. Sınırlarımızda ve sınırlarımız ötesinde görev yapan kahramanlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Daha sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel hazırlanan kısa film izlendi. Aslında gelirsin dile. Geldikleri gibi giderler diye yazılırken tarihe. 913 kişi çeşitli türkü ve marşları seslendirdi. Gecede sanatçı Gülay Sezer de sahne aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve bazı davetlilerin gözleri doldu. Konser, bir askerin bestelediği Canım Türkiye adlı eseri tüm orkestranın icrasıyla sona erdi.